Cümleten selamun aleyküm dostlar. Gece haberleri. İlk olarak Ermenistan. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan artık Ermenilere diyor ki bu Ağrı Dağı hayalini hayatınızdan çıkarın. Artık Ağrı Dağı diye bir şey yok. O Türklerin dağı. Siz ondan uzaksınız. Orası size ait değil mesajıyla Ermenistan Başbakanı'nın partisi Nikol Paşinyan'ın partisi Ağrı Dağı Ermenistan'ındır. Tüzükte yazan o maddeyi tütüklerinden çıkardılar. <laughs> La bravo. Yani bu Nikol Paşa çok güzel. Çok doğru. Çok nominal. Tıpaları yiyip aklı başına gelen biri. Bravo. Ermenilerin böylece Ağrı Dağı hayali suya düşmüş oldu. Paşinyan Ararat kelimesini, Ararat neyse işte o ifadesini kendi partisinin tüzüğünden çıkarmış oldu. Hani Ermenistan'daki daşnak kafalılar tıpayı yiyip akıllanmıyorlar. Fakat bu daşnak kafalar içinde yer alan Paşinyan tıpa yiyince daşnaklığı bıraktı. Kafası çalışan tek adam Nikol Paşa olabilir. Ondan başka böyle kafatı çalışan yok. Hala diğerleri Ermenistan muhalefeti tıpa yemek için böyle kıvranıyor. Türkler hadi Azerbaycan hadi çakın bize. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Zaten Zengezur'dan çıkmazsanız kaçmazsanız çakacağımız net. Ermenistan önce Karabağ hayalinden sonra Ararat Ağrı Dağı hayalinden ve son tahlilde de Zengezur hayalinden vazgeçecekler. Başka yolu Tıpay'la çözecek. Yunanistan manşet. Yunan basını Yunan ordusunda asker kalmadı. Hükümet ne yapıyor? Atina hükümeti neyle uğraşıyor? Adamımız kalmadı. Yurdu bekleyecek Yunanistan'ı bekleyecek asker bulamıyoruz. İstifalar inanılmaz derecede arttı. Orduda kimse kalmak istemiyor. Notucuk. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> manşetleriyle Yunan basını. Ya hani Yunanistan'da orduda maaşlar düşük, yani sıkıntılar çok büyük. Barınma sorunları, o sorunlar bu sorunları derken bir de Yunan hükümeti kalktı borç, harç Fransa'yı mutlu edecekler ya. Fransa'dan Rafael savaş jetleri aldı. Fransa'dan işte bilmem savaş gemileri aldı. Belhara cinsi savaş gemileri. Bunları işletecek Yunan'da asker kalmayacak. Yunan basını öyle söylüyor. Bir de hani kullandığı fotoğraf tamamen Yunan hükümetini, Yunanistan'ı aklınızı başınıza alın. Böyle çoluk çocuk askerlik bunlara kaldı. Yunanistan'ı bunlar mı koruyacak? Babında bir mesaj içerikli. Yani o kullanılan fotoğraf özenden seçilmiş. Bahı yok. Yani genç desen genç değil. Çocuktan hallice herhalde ufak tefek kalmış biri. Ama Yunan basını bu fotoğrafı dalga geçercesine Yunan hükümeti dalga geçmek için kasıtlı olarak kullanıyor. Türklerden bizi bunlar mı koruyacak? Bunlar Yunan askeri nasıl olabilir? Biz 300 Spartalı Hı? <gülüyor> zart. <gülüyor> Ayrıca Yunan basınında bir manşet daha paylaşıyorum sizlere. Kim bu? Biliyorsunuz Densiz Dendiyası. Yunan Savunma Bakanı. Yunan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Yunan'da kışlaların sadece %27'si dolu diyerek Yunan basına aslında hak veriyor. Yani kıştalarda 100 kişiden 27 kişi var. Asker yok. Yunan Savunma Bakanı da bundan gayet muzdarip. Madem muzdaripsiniz o zaman çok fazla bize diklenmeyeceksiniz. Madem muzdaripsiniz boş yere para atmayacaksınız sağa sola. Beygirsiz mahrunu sevindirmeyeceksiniz verdiğiniz paralarla. Madem muzdaripsiniz oturacaksınız. Mavi Vatan, Türk Gölü'nü, Türk Mavi Vatanı'nı kabul edeceksiniz adalarımızdan açık açık çıkmaya başlayacaksınız. Batı Trakya, Türk kardeşlerimize ilişmeyeceksiniz. Oraya da geleceğiz elbet. Yunan'da manşetler böyle. Hadi bakalım Ponçuk Yunan, daha sende neler var, ne cevherler var. <gülüyor> böyle <gülüyor> askerleri görüyorsunuz, görece yok. Amerika'da daha önce görülmedik olaylar oluyor. Amerika arınma gecesinin şafağında. Oho yahu bilal feyza ne kadar çok bu kelimeyi kullanıyorsun ya. Ya arkadaş Kendimizi tutamıyoruz. Yani içimizden geçen bu. Amerika arınma gecesi yaşasın ki dünya kurtulsun. Dünyanın her tarafında bir ateş varsa, bir yangın varsa Johnny'lerin yüzüne, şeytanın uşaklarının yüzüne. Onun için Johnny'lerin başına Allah Trump'ı hani deller ya musallat etti diye <laughs> Trump yaklaşıyor. Şimdi arkada bir videoda bir şeyler yanıyor. O İngilizce yazıyı görüyorsunuz. Postayla oy kullanma. Amerika'da postayla oy kullanma olay vardı. Bu karar alınmıştı. Korona zamanında çıkan bir karardı. İşte korona var. Herkes gidip sıraya girmesin, birbirine bulaştırmasın babında. Demokratlar sandığa gitme değil de kişiler evinde mektup gibi mektupla, postayla oy kullansın karar alındıydı. Yasası çıktıydı. Şimdi cumhuriyetçiler bu mektupla oy kullanılan posta kutularını yakmaya başladılar. Biz bunu tanımıyoruz, biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü burada hile var, hurda var. Ha, hani cumhuriyetçiler dediğim Trumpçılar. Trumpçılar uyandı. Çünkü 2020'deki başkanlık seçimini Trump önde gidiyordu. Biden'ın bayağı önündeydi ama bir anda işte o postayla oy kullanma oylar var ya postayla mektuplar onlar açılmaya başlandı. Postayla gelen oylar sayıldıktan sonra Trump hoppa gerisin geriye geride kaldı. Şimdi cumhuriyetçiler bunu engelleme adına posta kutularını oy kullanılan posta kutularını cayır cayır yakmaya başladı. Uh! Çok sıcak. ısınıyor <laughs> insan ya. Amerika'da seçimler işte 4 Kasım, 5 Kasım neyse yapılacak. Fakat seçim sonuçlarının açıklanması Ocak ayını, belki de Şubat ayını bulabilir. İşte böyle diyoruz ya. Amerika arınma gecesine hiç olmadığı kadar yaklaştı. Ve tam da bu hengamede sizlere Amerika'dan bir video görüntüde tekrardan baş başa bırakıyorum. Burası Amerikan parlamentosu, kongre binası ve oradan ha, helikopter, iki tane helikopter kalkıyor falan giriyor. Evet, Amerikan kongre binasında bir haftadır acil tahliye tatbikatları yapılıyor özel birlikler, özel kuvvetler, tam teçhizatlı askerler, işte iki tane, üç tane helikopterler, oradaki başkanları, kongre üyelerini, senatörleri acilen kongreden tahliye etme tatbikatı ki... Hatırlayın 2020'de Trump'ın başkanlık zamanında Amerikan tarihinde ilk kez kongre binası basılmış mıydı? Orası basıldı değil mi? Evet <laughs> kongre binası basılmıştı. Böyle vikik vikik tipli bir adam böyle kafasında boynuzlu bir şapka giymiş. Elinde mızrağı, kıçında şortu. <laughs> Amerikan Kongre binasında bunun benzeri bir durum tekrardan yaşanabilir. Buna hazırlık tatbikatı Johnny'ler diyarında. Uh uh uh. Zalime üzülmek yok. Zalimsin Johnny. Zalimsin. Hoşt Amerika. Hoşt Amerika. Var ya bizim meşhur türkü. Neyse elimize çayımızı alacağız, kahvemizi alacağız. Yudumlarken böyle Amerikan başkanlık seçimlerinde Johnny'lerin arınma gecesinin bakalım nasıl başladığını hep beraber burada izleyeceğiz. Bakarsınız Bilal Feyza sizlere o gün canlı yayın açar. O zaman ne diyoruz? Dünyadan Türkiye haberleri, ilginç önemli şu konular Bilal Feyza sizler için bulup buluşturup burada anlatmaya ve aktarmaya devam edecek. Sizlerden Allah razı olsun. Videoları beğeniyor, paylaşıyor, yorum yapıyorsunuz. O zaman Bey'e yardımmaya devam. İzrail. Hani burada şimdi İzrail diyorum. İsrail aslında. Ben öyle zalimliklerinden dolayı İzraili söylüyorum. Zürriyetlerinden dolayı onlara İzrail diyorum. Çünkü şeytanın uçakları onlar. Ve o şeytanın uçaklarına uşaklık yapan Türk vatandaşlar. Hı? Yanda videoyu haberi görüyorsunuz. El Cezire basını, Arap basını yaptığı haberde İsrail ordusu içinde 4000'den fazla Türk vatandaşının askerlik yaptığını haberleştirdi. Hem İsrail vatandaşı hem Türk vatandaşı. 4000. Bilinen, bilinmeyen belki de daha daha fazladır. Korkunç bir rakam. Yani bunlar kimdir, nedir, necidir? Bunların hepsi belirlenmeli. Bunlar yani garalisti alınmalı. Hatta ki bunlar Atun gitsin ya vatandaşın gereği yok gitsin İsrail vatandaşı kalsın. Türk devleti yapacağını bilir, gereğini bilir. Yasalar çerçevesinde adımlar atılır. Bakalım ne olacak, ne bitecek ama 4000'den fazla Türk vatandaşı devşuk kafa İsrail'de askerlik yapmaya gitti. İsrail Savunma Bakanlığı yeni bir teknolojiyi duyurdu. Hani daha önce konuşuluyordu. Bunu resmen duyurmuş oldular. Çünkü envantere almaya başlayacaklar. Siparişlerini verdiler. Demir Işın İsrail hava savunma, yakın hava savunma sistemleri ve orta hava savunma, uzun menzilli hava savunma da olabilir. Lazer ışınlarıyla havadan gelen işte top mermisiymiş, füzeymiş, roketmiş, belki balistik füze, İHA'lar, SİHA'lar, dronlar falan onları bulup anında lazer ışınıyla yakıp düşüren yeni bir teknoloji. İsrail demir ışın teknolojisi dünyaya resmen böylece duyurulmuş olundu. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından. İngiliz Eurofighter savaş uçağı acilen Türkiye'ye iniş yaptı. He? Eurofighter? Hani bizim almaya çalıştığımız Eurofighter savaş jetleri. Evet. Böylece Türkiye almaya çalıştığı Eurofighter savaş jeti Ula geldi kendi ayağıyla gelmiş oldu. Kendi kanatlarıyla gelmiş oldu. Gel canım, gel. <laughs> ne oluyor? Irak'tan havalanan ve arıza sonucu acilen Diyarbakır'daki hava üstüne iniş yapan, askeri hava üstüne iniş yapan Eurofighter savaş yeti şu an tamiratta bakımda. Kıbrıs'a gidiyordu. Kıbrıs'taki İngiliz üstlerine gidiyordu. Gidemedi çünkü arızalandı. Acaba arızalandı mı? Arızalandırıldı mı? Bir şey mi oldu? Olan oldu. Çakan çaktı. İngilizler havalimanına acil iniş yaptı. Neyse inmişken kalsın. Madem indi inmişken kalsın. Sonra arkadaşlar gelir peşinden. Almanya buyruğu sıkıştırdı. Almanya ister istemez Türkiye'nin talep ettiği noktada Eurofighter savaş jetlerinin önünü açacaktır. Hani gidişat oraya doğru gidiyor. Almanın Hansı Helgas'ı başka çıkar yolu yok. Türkiye tamam biz niye Eurofighter savaş jeti istiyoruz? Ya acilen bizim hava kuvvetlerini gençleştirmemiz lazım. Kaan savaş yetimiz gelene kadar envantere girene kadar en azından bir 3 yıl 4 yıl daha lazım belki 5 yıl daha lazım. Bir filo Kaan savaş yeti gelene kadar elimizde genç savaş yetleri olması lazım. Onun için Amerika F-35'leri vermiyor. E, F-16'lar anlaştık ama daha da ortada bir şey yok. Bu sürüncemede kalmama adına Eurofighter savaş jetleri gelmesi lazım. Fakat o Alaman'ın Hans'ı ayağını çok fazla sürtüyordu. Bakalım o sürtmeden vazgeçecek mi? Çünkü kendisinin burnu sürtülecek. Yetiş ya Türkler diyecek. Öncesinde anlatmıştım. Yetiş ya Türkler demeye başladılar. Ve 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 Türk teknolojileri her alanda mükemmel seviyede her alanda dünyada bir numara oluncaya kadar üreteceğiz diyoruz Keman Keş. Baykar'ın geliştirdiği Keman Keş 2 mini akıllı seyir füzesi ilk kez sabit bir platformun üzerinde roket desteğiyle kalkış yaptı. Ha? Görüyorsunuz. Vay bu bambay. Bak 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 nasıl akıyor. Aman Allah. Im. Elhamdülillah. Ya bunlar bir hayaldi. Bu hayaller gerçeğe dönüyor. Her alanda, her durumda, her köşede, her platformda kullanılabilecek sistemleri hayata geçiriyoruz. Keman Keş 2 buna tekelekle takılmış hatırlayın. Havalimanına iniş yapıyordu. Akıllı gidiyor. Havada dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Hedef uygunsa hedefi vuruyor. Hedefi vurma uygun değilse ya da hedef kıymetli bir hedef değilse boş yere mühimmat zayi olmasın canım. Niye boşa gitsin? geri dönüyor ilgili üsse veya belirtilen noktaya tekerleriyle iniş yapıyordu. Tekerli füze yaptıydık. <laughs> tekerli füze. <laughs> La arkadaş işte o tekerli füze şimdi kamyonet sırtından roket desteğiyle böylece havalanmış oldu. Hani biz bunu alacağız, kamyondan atacağız, arabanın üzerinden atarız, hücum botlardan atarız, savaş gemilerinden atarız, ihalardan, siyalardan zaten atılıyor. Hatta ki bunun normal yük gemilerinin üzerinden bile atabilirsin. Konteyner üzerlerinden. Her anlamda tam bir çözüm, mükemmel bir teknoloji. Vallahi yapan mühendislerimizden Allah razı olsun. Tüm mühendislerimizden Allah razı olsun. Tüm teknisyenlerimizden Allah razı olsun. Herkes ama herkesten. Çaycısından, paspasçısından bilmem kim var yok. Bu işin yolunu açan herkesten ama herkesten Allah razı olsun. Bunlar hayaldi, hayalleri gerçekleştiriyoruz. Kemankeş mini akıllı seyir füzesi artık lazirtaki. Bak <laughs> sana çakmak istemiyoruz ama o kadar çok ürün var ki bunlardan birkaç tanesi seninle buluşacak. Çakacak. Ete zıkı tut. Kaçamayacaksın. Yandım Zeus'um. Yandım hiç diye bas bas bağıracaksın. Daha bunlar gösterilenler, gösterilmeyen neler var neler. Neler mi? Vakti saati geldiğinde en başta görecek olanlar zaten burnumuzun dibinde zirtaki balığı gibi zıp 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 zıplıyorlar gösterecek topuna. Ey ya, sana bizim Çorum kamyoncuları, Niğde hurdacıları, Edirne hurdacıları, Antalya balıkçıları yeter artar bile. PUBG gençliği, Manzikert gençliği senin ciğerinden dalağından böbreğinden geçip şişhanenden çıkar. Sana orduyu kullanmaya gerek yok. Biz senin arkanda sığındığın ağ babalarına kafa tutuyoruz. Johnny'si, Moskov'u, Sinsi Başak İngiliz'i, Yam Yam Avrupa'sı, Zion'ları kim var yok. Gelin ulan gelin topunuz gelin. Siz hepiniz biz Türk. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.